Çıktığım gün ilk iş silah aldım. İkinizin de kafasına sıkacaktım. Neden yapmadın? Yapamadım. Siz benim en iyi arkadaşlarımdınız. Onu unutamadım. Ben unutamadım. Siz nasıl unuttunuz? Ha? Nasıl unuttunuz? Ömer. Ömer deme bana. Nerede lan Ömer? Ha? Görüyor musun Ömer'i? Nerede ha? Sizin Ömer'e yaptığınız en kötü şey, en kötü şey onu ezele çevirmekti. Yok bir şeye çevirdiğimiz ya. Kes sesini, konuşma. Bahar'ın öldüğü gün var ya Ali. Abi. O gün ben de anladım. Sen dedin bana Ali. Yok. İçeride Ömer kalmamış dedim. Haklıydın. Kimin intikamını alacağım şimdi? İntikam bitti. Bırakacağım mı yani? Hepten. Bırakacağım Cengiz. Hepten. Özgürsünüz. Ne dedim ben sana? Baştan başlamaya özgürsünüz. Ne demek o, anladınız mı? Bugünden önce yaşamadınız demek. Bu mahalle artık yok. Kumarhane yok. Gittiğiniz lokanta, yürüdüğünüz sokak, selam verdiğiniz ahbap yok. Tefo. Tefo iyi arkadaşın oldu Ali, değil mi? Artık Tefo yok. Bir önceki hayatınızda neyiniz varsa hiçbiri yok. Özgürsünüz o demek. Anlaştık mı? Kısasa kısas diyorsun. Anlaştık. Dur bir dakika, dur dur. Dur, anlaştık, ne anlaştı? Sen benim sandığım şeyi mi söylüyorsun? Neyin vardı önceki hayatında? Ailen mi? Artık yok. Karın mı vardı Cengiz? Eyşen artık görmeyeceksin. Çocuğun mu vardı? Artık yok. Olmaz. Olmaz! Canı görmeyeceksin. Hiçbir zaman. Hayır. Hayır lan Ezel. Ezel bak sen, sen anlayamazsın. Can olmaz. Olmaz. Haksızlık. Haksızlık mı? Benim bir oğlum varmış Cengiz. Ben hapishanede yatarken benim bir oğlum varmış burada. Haksızlık ha? Hem de ne haksızlık? Bir dinle sen beni. Yani şu anda sana ne diyebiliriz ki? Yani o kadar haklısın ki hiçbir şey diyemeyiz. Ama ne olur bak sen bizim gibi değilsin. Can benim oğlum. Onu ben büyüttüm. Ben yetiştirdim. O benim canım. Cengiz. Tabii bir düşün. Allah için. Allah için onu düşün. Cana ne olacak onu düşün. Zor olacak. Ama yapacağım. Değişirim. Değişirim. Canı hak ederim. Yani bambaşka biri olurum. Ya bambaşka biri olurum. Değişirim Ezel. Ya istenmez ki bu. İstenmez Ezel. Ben de hak edeceğim oğlumu. Önce ona yaraşır bir baba olacağım. Sonra bir gün kucaklayacağım oğlumu. Her şeyimi aldınız Cengiz. Bunu bana vereceksiniz. Can benim oğlum. Oğlumu bana geri vereceksin. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık.
Anlaştık. Biz ettik, biz bulduk. Adamın hakkını. Nereye gidiyorsun sanıyorsun? Saf Ali abi, ha? Cana mı? Bu adam ne istiyor biliyor musun? Eyşan'ı oğlum, Eyşan'ı. Ramiz abi. Dün yeterince anlatamadım belki de kendimi. Ezel Bey, biz de sizden söz ediyorduk Eyşan Hanım'la. Yok, anlatamamışım. Ezel, siz beni hep düşman sandınız kendinize. Sizinle bir bahse girelim mi? Hayır. Her şey bittiğinde, hani Casablanca filminin sonunda olduğu gibi, biz ikimiz yan yana yürüyeceğiz sizinle. Dayıyı bir daha aramayın. Ona bir şey der misiniz benim için rica etsem? Bende bir emaneti vardı. Gözüm gibi baktım ona. Onu almak ister mi? İletin. Ne demek istedin? Onu boş ver sen Ezel. Boş ver. Gel. Hadi gel senden şöyle bir voltalayalım biz. Hadi. Ateşlerde yandık seninle ben değil mi ha? Başka bir şey hatırlamıyorum ki dayı. Duydum ki hatırlamayı değil unutmayı seçmişsin. Getirin. Yanlış mı yapıyorum? Gel şöyle oturalım. Anlaşıldı. Söyle dayı, nerede yanlış yapıyorum? Duyduğumu söylüyorum yeğen. Ali ile Cengiz'i kışkışlamışsın. Geriye ne kaldı dayı? Öldüreyim mi? Yeterince adam öldü. Yeter. Buradan Eyşan'a gideceksin değil mi? Ne diyeceksin ona? Ona kim olduğumu söyleyeceğim. Sonra? Sonra söyle dayı, ne diyeceksin? Söyle, ben biliyorum seni. Affedeceksin diyeceksin. O kadın yılan diyeceksin. Kendini mahvedeceksin diyeceksin. Söyle dayı, Allah aşkına çok yorgunum. Söyle. Onlar da var. Bu kadın yılan. Ama sen diyeceksin ki kardeşi için yapmış, ötekiler gibi değil. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki ailesini seçmiş. Hı? Soruyorsun kendine, sen seçmez miydin? Bu kızın başka bir çaresi var mıydı? Diyorsun ki onca yıl intikam istediğim bir kadınla sen şimdi... Ha, yok, o kadar uzun boylu değil. Diyorsun. Diyorsun. Kendine soruyorsun değil mi ye? Evet dayı. Evet. Onu da soruyorum. Ama imkansız. Onca sene nefret, onca sene kalbimi, kafamı kemiren şeyler imkansız. İmkansız ama soruyorum. Ne yapayım, günah mı? Söyle dayı, utandırıyor muyum seni? Getirin. Söyleyeyim yani. Biz seninle çok uzun yollar yürüdük. Çok ateşlerde yandık değil mi? Sen şimdi gitmek istiyorsun. Seni öldürenleri koyvermek istiyorsun. Hı? Yolun yolcusu olmak değil, yolunu kaybetmek istiyorsun.
dayı. Ve şimdi sen intikamdan vazgeçmek, onca yıl emek verdiğin, ter döktüğün her şeyi boş vermek, çekip gitmek istiyorsun. Asıl şimdi sen Ömer'i yok etmek ve çekip gitmek istiyorsun. Ben de diyorum ki... Şerefe ya! Şerefe! Sana uğurlar olsun. Sana 1000 kere helal olsun. Ben de diyorum ki çok yol yürüdük. Hele bir duralım, bir soluklanalım, kutlayalım. Değil mi yeğen ha? Artık suratındaki kaygı kaybolsun. Yüreğinde yeni umutlar yaşarsın yeğen. Hadi kutlayalım. Ciddi misin sen? Yeğen, sen yapacağını yaptın. Binlerce kere helal olsun sana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seninle Kenan arasındaki fark ne biliyor musun? Sen yolun sonuna geldiğinde anladın. Hadi, hadi kutlayalım. Çalın bakalım şuradan. Neşeli bir şey olsun, hüzünlü olmasın. Hadi. Yani benden nefret et. Ben de unutmak istiyorum Ayşe. Çok mu zor? Ezel, kardeşim öldü benim. Bahar yok. Bir daha göremeyeceğim kardeşimi. Nasıl unutulur ki o? İntikam almayı falan bırakacaksın. Kenan Birkan'ı da bırakacaksın. Her şeyi geride bırakacaksın. Yoksa asla unutamazsın. Nereden biliyorsun? Bir zamanlar ben de çok sevdiğim birini kaybettim. Hala görüyorum yüzünü. Her aynaya baktığımda unutamıyorum. Ama bazen küçük bir şeyler oluyor. Küçük bir an, küçücük bir şeyler. O zaman hafifliyor acısı. Ne oluyor? Bu işte. Bir şey yap o zaman. Bana da öğret. Nasıl unutacağım onca şeyi? Unutma. Hatırla. Geçmişi hatırla. Eskiden nasıl olduğumuzu hatırla. Geçmişi. Ezel sen neler yaptın? Ben neler yaptım? Daha eskiyi. O kötülükleri yapmadan önceyi. Yaptıklarımız peki? Onlar da unutacak mı? Affedecekler mi bizi? Bilmem. Belki. Deneyelim mi? Cengiz'i hapse attım. Affedecek mi beni? Muhtemelen. Bahar sana aşıktı. Yine de seninle oldum. Affedecek. Affetti bile. Can! Perişan oldu aramızda. Sakınmadım oğlumu. Bu da affedecek. Evet Ayşan, evet. Her şeyi unutacaksın. Nasıl olacağını da söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Bu sefer söyleyeceğim. Thank you.
Ömer. O da unutacak. Affedecek değil mi? Hiçbir şey olmamış gibi. Sen affedebilir misin onları? Ben? Affedemem. Hiçbir zaman edemeyeceğim. Ama seni azat edebilirim. Seni bırakabilirim. Sonsuza dek. Sonsuza kadar. Bu benim son görüşüm Eşim. En doğrusu. Söz mü? Söz. Sandım. Çok geç anladım. O gitmeye karar verince aşka yetişmek imkansız. Artık akıllandım. Boşuna koşmuyorum. Bir ıslık çalınca kimi istersem o bana geliyor. Sizi düşünüyorum. Eşan nerede? Buraya geliyordu en son. Sizi uyardım. Bizden uzak durun dedim. Ne oldu ki? Sen Ramiz Dayı'dan çekiniyorsun. Ondan korkuyorsun. Görüyorum gözüm. Ama yanılıyorsun. Ondan değil, benden korkman gerek. Ben senin masum oyunlarını yemem. Ben sen her oyun kurduğunda o kağıtları buruşturur atarım.
Ben sana ulaşırım. Hala anlamadın mı? Siz niye geldiniz buraya? Beni korkutmaya mı? Yoksa Eyşan'ı kurtarmaya mı? Ya da Eyşan'ın beni öldürmesini engellemeye mi? Beni kurtarmaya mı geldiniz yoksa canım? Sen... Ya da bir dakika. Kendinizi kurtarmaya geldiniz. Bugüne kadar Eyşan'a gerçeği söyleyemediniz. İçinizde kaldı. Bugün gelip söylemek istediniz. Ne diyorsun sen? Diyorum ki... Biz henüz ikimiz tanışıp el sıkışamadık. Bizim gibi medeni iki insana hiç yakışıyor mu? Merhaba. Ben Kenan Birkan. Memnun oldum Ömer Uçar. Dedim ama siz beni dinlemediniz. Ben sizin düşmanınız değilim dedim. Bu hayatta sizi en iyi anlayan benim Ömer. Aslında biliyor musunuz? Sırf bunu ispat için. İşimi gücümü bırakıp bugün buraya geldim. Bu hikayede sizin sorununuz ne biliyor musunuz? Seni öldürdüm. Bir daha akıllı laflar söyleyin. Baskı altındayken daha iyi laflar çıkarın. Beni öldürdüm. Bu ne öyle? Kim söyledi? Ha? Ben de ona geliyorum. Aslında plan çok iyi. Ama biraz oyalanmışsınız sanki. Yani sonuna doğru... Tam hedefe yaklaşmışken, ama son hamlede nedense zayıflıyoruz değil mi? İtiraf etmeliyim ben de öyle. Onun için benim aklıma müthiş bir fikir geldi. Alfred Hitchcock'un filmlerindeki gibi siz bayılacaksınız bu fikre. Diyorum ki, birbirimizin işini yapalım. Siz bana Ramiz'i getirin. Ben de sizin yarım bıraktığınız işleri tamamlayayım. Hatta bugün ben bir iyi niyet göstergesi olarak yaptım bile. Ne yaptın? Siz bu insanlardan intikam aldınız mı? Almadınız değil mi? Çok ayıp. Yani bizim bir derneğimiz olsaydı size atarlardı. Böyle çekip gitmeler falan. Hangisinden başlasak? Ali. Bu adamın suçunun hafifletici sebepleri var. O yüzden cezada indirim yaptım. Daha bitmedi. Elde var bir. Aynı anda Cengiz. Sabah Cengiz'e bir uğradım. Bu ülkenin neyine bayılıyorum biliyor musunuz? Her şeyin bir yolu bulunuyor. Cengiz'i tutuksuz yargılayacaklar. Kefil oldum. Niye diyeceksiniz? Sizce niye? Yine ihanet ettim. Ne bekliyordunuz be Ömer? Adam üstünde fiyat etiketiyle dolaşıyor. Eyşan'ı göreceksin dedim. İki dakika sürmedi kim olduğunuzu söylemesi. Olacak. Doğru tavır budur işte. İhanet. Yine ihanet. Cezası ölüm. Karakolun yanındaki terk edilmiş otoparkın önünde Cengiz Atay ölümü bulacak Eyşan yerine. Sonunda. Elde var iki. Gelelim sonuncuya. Eyşan'a. Aslında intikamın ta kendisi o değil miydi? Asıl yapmak istediğiniz şey ona söylemek değil miydi? Ama merak etmeyin. Sizin yerinize ben söyleyeceğim. Bugün saat tam 2'de Eyşan beni öldürmeye çalışmadan önce Ömer adına gözlerinin içine baka baka ona sizin kim olduğunuzu söyleyeceğim. Bakalım ne yapacak? Ne istiyorsun? Seyretmek. Ne yapacağınızı seyretmek. Bir kişiyi seçmek için zamanınız var. Bakalım kimi seçeceksiniz? Kimi kurtaracaksınız? Ben size kocaman bir iyilik yapıyorum, farkında mısınız? Sizin yapamadığınızı yapıyorum. Hani siz bana bir ders vermiştiniz ya, intikam nerede başlar diye. Gelin oturun yanıma. Burada bitsin. İkimizin de intikamı.